Sektöre Yön Verenler programından hepinize sevgiler, saygılar sevgili seyircilerim. Tatil yaklaşıyor artık. İstanbul'da kalacak olanlarımız var tabii. Biliyorsunuz tatil öyle 3 ay sürmüyor. Tatil sürecekse eğer 2 hafta, en fazla 1 hafta. Tabii çocuğunu alıp gidenler ayrı. Ancak İstanbul içinde serinlemek de mümkün. Nasıl mümkün? Hem gece hem gündüz denizle iç içe, harikulade, görmediğiniz yerleri keşfederek. Evet, bu mümkün. Sevgili Gülşah Şahin bugün konuğum. Kendisi Şahin Deniz Turizmi ve İşletmeciliği sahibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Gülşah Hanım? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyim. Sizin sayenizde İstanbul'da serinleme fırsatı bulacağız inşallah. İnşallah. Değil mi? Nasıl yapacağız bunu tabii? Kayıklarınız mı var? Kayıkları mı bineceğiz? Yoksa bizi simitlerle yüzdürecek misiniz? Ama değil mi? Aslında harikulade sanırım seyahat edebileceğimiz gemiler, vapurlar var. Evet. Bizim 2 adet Aşk ve Masal isimli tenezzüh gezinti gemimiz var. Ay ay, ne güzel. Şimdi İstanbul Boğazı'nda olmamız sebebiyle iş alanımız çok geniş aslında. Hı hı. Boğaz turları, Prenses Adaları turları, turistik gezileri. Prenses Adaları. Evet. Ben ilk defa duyuyorum. Bizim adalarımızın ismi aslında Prenses Adaları. Aa, evet, evet. Çok güzel. Kınalı Ada, Burgaz Ada, Büyük Ada. Toplamına Prenses Adası deniyor aslında. Hı hı, peki. Bu turları düzenliyoruz. Onun haricinde deniz üzerinde aklınıza gelebilecek her türlü organizasyonu, düğünler, davetler, kongre sonrası yemekler, işte iş toplantıları. Hı-hı. Dediğim gibi aklınıza gelebilecek her türlü organizasyonu deniz üzerinde yapıyoruz. Muhteşem. Bunu bir yerde demirleyerek mi yapıyorsunuz yoksa gezerek mi? Sürekli gezerek. Şimdi normalde organizasyonlar 4 saat sürüyor. Bu 4 saat boyunca eğer bir düğün organizasyonundaysanız Avrupa yakası başlangıçlı 2 saat Avrupa yakası, 2 saat Anadolu yakası olmak üzere 4 saat hiç durmadan İstanbul Boğazı'nın her yerini gezdiriyoruz misafirlerimize. Ne kadar güzel. 4 saat. Evet. 4 saatten sonra daha devamı olabilir tabii, değil mi? Tabii, İstenirse. Eğer istenirse ama devam ediyoruz. O da tabii bir prosedüre dahil tabii oluyor. Evet. Ona göre belki fiyat mutlaka bunlar elbette fiyatlı, evet, değil mi? Evet. Ona göre bir ücret artışı olabiliyor. Evet. Ama 4 saatlik bir sürede hiç de fena değil esasında. Tabii yeterli. Yeterli. Evet. Olabiliyor. Tabii ben şeyi merak ediyorum. Şimdi tatile gidemediğimiz zamanlarda biz yine de denize girme özlemi içindeyiz. Evet. Adalara gittiğiniz zaman oralara yakın bir yerlerde demirleyip kıyıya tabii çıkıp denize girilebiliyor mu? Evet, evet. Yoksa gemiden girme şansımız var mı? Şimdi şöyle bir durum var aslında. Denize girilebilecek tekneler daha farklı. Bizim gemilerimiz daha büyük kapasiteli olduğu için. Aşk gemisi. Aşk gemisi, evet. Evet. Çok denize girmeli turlar çok fazla düzenlemiyoruz. Ama özel istek olursa, özel bir grubun isteği olursa bunu yapıyoruz. Peki havuz var mı? Havuz yok. Gemilerinizde havuz yok. Yok. Evet. Aslında o da düşünülebilir değil mi gündüz? Ama tabii bu geziyle ama ilgili olacak. Ama çok küçük olur. Çünkü o zaman küçülüyor şimdi mu? Mesela kapasiteler 500'er kişilik. Hı hı. Ama biz daha çok insanları gezdirme yani amaçlı güzel tekneleri kullanıyoruz. Ben seyircilerimi yerine soruyorum soruları biliyorsunuz. Onların aklından mutlaka hani denize girme durumunda böyle bir özel bir istek olacaksa acaba havuz var mı, bu şekilde değerlendirebilir miyiz diye düşündüklerini öyle düşündüğüm için sordum. Tabii ben hep yaz diyorum ama kışın herhalde dükkanları kapatıp eve çekilip oturmuyorsunuz değil mi? Oturuyor. Kışın da birçok organizasyon oluyor. Evet, daha çok kışın Türk gecesi yapıyoruz. Bayi toplantıları yapıyoruz. Şirket yemekleri düzenliyoruz. Event organizasyonları yapıyoruz. Kışın daha çok kapalı alanı kullanıyoruz. Tabii ki sezonda genelde düğünlerde dış mekan tercih ediliyor ama hı hı. Kışın mecburen iç mekanı kullanmak mecburiyetinde kalıyoruz. Ama o da çok şık ve çok güzel oluyor. Havanın durumuna göre. Havanın durumuna göre. Zaten teknenin içerisinde yeterli klima olduğundan dolayı sıcak havada da soğuk havada da ona göre ortamın ısısını ayarlayabiliyoruz. Tabii. Ayrıca dışarı çıkmak da
bence arada bir hava almak için hiç de fena değil. Evet. Üstelik de denizin içinde yıldızlara bakarak kış da olsa üzerine insan montunu alır. Pekala orada rüyaları, hülyaları dolabilir, dinlenebilir diye düşünüyorum. Aslında gemi yolculukları hep bize hakikaten bir rüya gibi gelmiştir. Çünkü çok sık yapabildiğimiz bir şey değil. Evet. Gemiyle seyahati pek tercih etmiyoruz. Yani bu ülkede öyle fazla bilindiğini düşünmüyorum ve çok da sıkıcı geçiyor bana göre bir yerden bir yere gemiyle gitmek. Ancak sizin turlarla İstanbul içinde dahi olsa o büyülü dünyayı yaşayabilmek harikulade bir şey. Peki nasıl karar verdiniz bu gemicilik işine, nasıl atıldınız? Şöyle oldu, biz 1998 yılından beri denizin içindeyiz aslında. Çok farklı alanlarda çalışmamıza rağmen denizden hiç kopamadık. Hı hı. Hepimiz denizciyiz aynı zamanda. Ailece çalışıyoruz, hı hı, ve ailedeki herkes denizci, denizci olmayan yok. Hepimizin belgesi var bu konuyla güzel alakalı. Güzel. Yani siz kullanabiliyor musunuz gemiyi? Ben giderken kullanıyorum ama yanaşma konusunda profesyonellere ihtiyaç var. Benim sadece giderken kullanabilme. Yani daha o çok ehliyeti aldınız. Evet. Yani gemiciyim ben aslında. Bravo. Belge olarak kullanabiliyorum da ama yanaşamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi biz 1998 yılından beri denizin içindeyiz. Çok severek yapıyoruz işimizi. Aşk gemisiyle çalışıyoruz şu anda. Nasıl karar verdik başlamaya? Bu çalışmalarımızın devam ettiği süreçler içerisinde hep turizmin içindeydik. Diğer yaptığımız faaliyetlerde, turizmin haricinde yaptığımız faaliyetlerde bile turizmin içindeydik aslında. Daha sonra eşim kaptan, ben de hep turizmdeydim. Bunu birleştirelim dedik aslında. Güzel oldu. Yani siz eşinizle birlikte kurdunuz bunu. Tabii tabii. Anne baba şirketi değil bu. Hayır değil. Şimdi bu yük ve yolcu taşıma işiyle başlayıp büyük projelerde yer alıp daha sonra turizm sektöründe kendimiz bir adım atmaya karar verdik. Güzel. Gemileri eşim yaptı. Organizasyon kısmıyla ben ilgilendim. Yaptı deyince şimdi tabii evet. Nasıl yaptı bunu? Şimdi, gemileri yaptı derken satın mı aldınız? Hayır, kendimiz tasarladı. Kendi tasarladı. Bravo. Tabii bunun içinde projelerini yapan profesyonel kişilerle de çalıştı. Ama geminin yapım aşamasındaki önemli olan noktalarını müşteri odaklı olarak eşim planladı. O gemileri yaptırdı. Biz de hemen ardından gemileri suya indirir indirmez organizasyon aşamasına geçtik. Çok güzel. Gemileri suya indirdiniz. Tabii bütün bunlar büyük hayal, rüya ve hedef, emek. Evet. Ne hedeflediniz? Hedefe ulaştınız, nasıl ulaştınız? Hedefe riskler ulaştık. Riskler neler? Bu çok, arada zorluklar yaşandı mı? Evet, çok büyük zorluklar yaşandı. Özellikle gemilerin yapım aşamasında eşim evinden uzak kaldı. Yaklaşık 8-9 ay kadar tersane süreci geçti. Hı hı. Tabii sonuçta güzel bir şey çıkacağı için bazı ama şeylere İstanbul'daydı katlan. Değil mi? İstanbul'daydı, siz evet. Siz arada gidip yemek falan götürüyordunuz ona yani. Onlar kendi börek, yemek. Kendi yemeklerini yapıyor maşallah. Benim kocam çok hamarattır maşallah. Bu konuda. Siz de gidip o zaman orada onların yaptığı yemeklerden yiyordunuz. Tabii tabii, hafta sonları çocuklarla beraber gidiyorduk. Yanında kalıyorduk. Ne güzel. Gemiler bittikten sonra, denize indirme aşamasından sonra zaten bir müşteri kitlemiz, bir potansiyelimiz vardı aslında. Gemilerimiz yokken de vardı. Biz başka gemileri kiralayıp bu organizasyonları zaten yapıyorduk. Gemilerimizi yaptırdıktan sonra kendi gemimizde bu organizasyonları gerçekleştirmeye başladık. Bu potansiyeli artık kendi mekanımıza taşıdık. Çok güzel. Zaten siz biliniyordunuz. Tabii. Güzel. Biliniyorduk ama hani biz mesela reklamla çıkmadık piyasaya. Biz işimizle çıktık. Neden diyeceksiniz? Neden reklam yapmadınız? Reklam yapmak için fırsatımız olmadı diyelim. Çünkü bir potansiyel var ve o potansiyel size geri dönüyor. Çok güzel. Siz kendi reklamınızı aslında kendiniz yapmış oluyorsunuz. Hı-hı. Yaptığınız işle, hı-hı, yani işinizin kalitesiyle, verdiğiniz güvenle insanlar sizi buluyorlar bir şekilde. Ben de hani dediğim gibi bu yıla kadar hiç reklam vermemiştik. İlk defa bu yıl reklam vermeye karar verdik. Şu anda internet üzerinden bir sitede reklamlarımız var. Güzel. İlk defa ve sizin programınıza katıldım yine. Harika. İlk defa ekran karşısında.
Buna ihtiyaç mı duydunuz? Yani biraz şey mi, rekabet mi başladı? Çoğaldı mı bu alan, bu sektörde? Bu alan, sektör çoğaldı ama ister istemez siz ne kadar kaliteli iş yaparsanız siz orada sıyrılmışsınızdır tabii, zaten. Tabii. Yani siz kalitenizle tanınıyorsunuzdur zaten. Tabii ki her sektörde bir büyüme var, bir çoğalma var tabii. Ama bizi tanıyan insanlar biz olduğumuz için, tabii, bizi bildikleri için ve sevdikleri için geliyorlar ama aslında. Ama çoğaldıkça bu yetmiyor. Yani etrafta rakipler çoğaldıkça rakipler çok, bu yetmiyor. Tabii ki. Onun için reklam çok önemli. Reklam verme konusunda da biz artık şöyle düşünmeye başladık. Çünkü sürekli kendimizi geliştirme aşamasındayız. Eski çalıştığım bir turizm firmasında biri derdi ki, İşletmeniz ne kadar küçük olursa olsun ama reklamınız büyük olsun derdi. Artık bundan sonraki aşamada bu yolla yola çıktık. Güzel. Yani doğru, bu hedefle yola çıktık. Şimdi organizasyonlarda da tercih sebebi olmanızın sebebi müşterinize gösterdiğiniz ilgi ve alaka. Doğru. Ne kadar, daha önceden de bahsetmiştim daha önceki programda. Mesela siz bir müşterinizi müşteri olarak değil de evinize gelen bir misafir gibi karşılarsanız kendisi de oradaki rahatlıkla sizi tercih ediyor. Hı hı. O organizasyonu gerçekleştirdikten sonra o organizasyonun içindeki diğer kişiler de başka organizasyonlar için size geri dönüyorlar. Hep bu şekilde, hep geri dönüşümle büyüdük biz aslında. Hı hı. Ama şimdi tabii en doğrusunu yapıyorsunuz. Evet. Ve reklam çok önemli. Önemli. Peki, kesinlikle. Tabii şimdi sizin geminizde elbette bir hizmet veriliyor. Evet. Düğün diyorsunuz. Ona göre sandalyelerin belki süslenmesi. Sonra yemeklerin bir şekilde yapılması. Evet, veya profesyonel mutfağımız var. Mutfağınız var. Evet, 500 kişiye sıcak yemek çıkaracak şekilde 500 kişilik profesyonel mutfağımız var. Kapasitelerimiz normal yuvarlak masada 220, dikdörtgen masada 375. Hı hı. Ama 500 kişilik bir organizasyonda her iki salonda kullan, hem üst salonu hem alt salonu kullanıyoruz. Hı hı. O zaman güzel yani, havalarda belki dışarısı tabii. Ayakta da durulabilir. Evet, değil evet. Mi? O tip şeyler de var. Yani kokteyl düzeninde, kokteyl düzeninde 500 kişiye rahatlıkla kokteyl verebiliyoruz. Anladım. Tabii elemanlarınızın belli bir titizliği, güler kesinlikle, yüzü. Kesinlikle. Bunlar çok önemli. Kaç evet, kişi çalışıyor? Şimdi organizasyon olmadığı zamanlarda, sadece boğaz turu olduğu zamanlarda rezervasyon ekibimiz, organizasyonla ilgilenecek bir kişi, kaptanımız, gemicimiz ve makinelerden sorumlu 5 kişiyle çıkıyoruz. Hı hı. Ama organizasyon olacağı zamanlarda servis personeliyle birlikte kişi sayısına göre. Tabii. Mesela 150 kişilik bir organizasyonda 10 tane garson bulundurmak mecburiyetindesiniz. Tabii. Yine kaptanımız, gemicimiz 5 kişi de onlar diyelim. 20 kişilik bir ekiple 150 kişilik bir organizasyonu gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii bu sayı 500'e çıktığında servis personeli sayısı da arttırmak mecburiyetindesiniz. İşte aşçıları olsun, bulaşıkçısı olsun, servis personeli, garsonları olsun. 500 kişilik bir grupta da 25-30 kişiyi buluyor çalışan sayısı o organizasyon için. Siz ne yapıyorsunuz gemide? Ben sanki böyle halkla ilişkiler gibi karşılayan, hepsi, güler her yüzlü, şey. Hoş bir şeyde, kıyafette. Evet, evet. Öyle bir şekilde canlandınız. Evet, doğru, her şeyde. Evet. Yani misafirleri, değil mi? Onların ilgileri, onlarla ilgilenme olsun, vesaire gibi bir şey olduğunda. Anlatma olsun. Evet. Hı-hı. Evet. Evet, peki rehber var mı? Rehber istenirse biz onu da sağlıyoruz. Çünkü yurt dışı misafirlerimiz tabii Boğaz'ın anlatımını istiyorlar. Tabii. Bu aşamada biz onu ayarlıyoruz. Nereden nereye kadar mesafe İstanbul'da? Nereden nereye kadar? Şimdi bizim belirli yasal çerçevelerimiz var. Avcılardan bu 3. köprünün olduğu yer var, Fener, oraya kadar Boğaz'ın her yerinde gezebiliyoruz. Evet.
O bütün yani karşı tarafta da. Karşı taraf, Anadolu, Avrupa yakası her tarafta gezebiliyoruz. Tabii evet. Sizin de Boğaz hakkında ve bu bölgeler hakkında bilgileriniz var. Tabii ki. Yani rehber yoksa da herhangi bir şey sorulduğu zaman elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olabiliyorsunuz. Seçerken personelinizi yabancı dile özen gösteriyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. O yabancı dilde bilmeleri özellikle çok önemli. Özellikle servis personelinde ve bir kongre sonrası yemekte veya bir event organizasyonunda mutlaka yabancı dil bilmeleri gerekiyor ki iletişim kopukluğu olmasın. Evet. Peki. Şimdi tabii iki tane gemiden bahsettiniz. Evet. Aşk ve Masal mıydı? Aşk ve Masal, evet. Evet. Buna yeniler eklenecek mi? Aslında biz müşteri potansiyelimizi daha da yükseltir ve artık istekli, aslında arz talep meselesi. Hı hı. Yani onların isteklerini karşılayamayacak bir pozisyona gelirsek o zaman bir gemi daha yaptırabiliriz. Mesela Aşk ve Masal aynı günde diyelim ki çıktılar. Evet. Bu oluyordur mutlaka. Tabii ki. Bu bir durumda günde 3 tane organizasyonun birden peş peşe gerçekleşti. Mesela Masal'da bir organizasyon var. Aşk'ta o gün 2 tane organizasyon var. Sabah gündüz programı ayrı işliyor. Tekne yanaşıyor, hemen diğer hazırlık için toparlanmalar başlıyor. Hı hı. Akşam organizasyon, mesela gündüz bir derneğin yemeği varsa, akşamda bir düğün varsa hemen 2 saatlik bir süre lazım bize. Hı hı. Bu 2 saat içerisinde toparlanıyoruz, akşam organizasyonuna geçiyoruz. Evet, bir gemiyi böyle hazırlıyorsunuz. Bir i̇ki gemi böyle, aynı anda iki gemi yola çıkacaksa. Evet. O zaman kaptanlar da farklı tabii. Tabii farklı. Bu durumda elinizde gene talebe göre mi bir kaptan ayarlanıyor? Eşiniz zaten kaptan. Evet. Tek bir gemi çıktığında o işleri idare ediyor sanıyorum. Yani ama o daha çok teknik konularla ilgileniyor. Kaptanlarımız var. Her iki geminin de kaptanı, gemicisi sabit. Hmm. Ayrı ayrı. Evet. Eşim teknik konularıyla ilgileniyor. Anladım. O daha çok fikir adamı. Yani anladım. O fikir hı hı. veriyor, gemileri yapıyor, yaptırıyor, hı hı. Bunlarla ilgileniyor. İşte misal diyelim teknenin kliması bozuldu, o kısmı ile ilgileniyor ya da makinesiyle alakalı kısımlarla kendisi ilgileniyor. Peki. Şimdi sadece İstanbul içindesiniz, bunu dışarı taşımak gibi bir niyetiniz var mı? Bunun için neler olmalı? Bodrum'a, Marmaris'e. Şu an içinde yok ama birkaç teklif aldık. Ama çok fazla İstanbul'dan uzaklaşamadık açıkçası. Hı hı. Yani bu organizasyonları Ege'de yapmak isteyen firmalar oldu. Ama biz İstanbul'da... Sizinle yapmak isteyenler bizimle, oldu. Evet. Yine aynı şekilde aynı organizasyonları Ege'de yapmak isteyen bir firma olmuştu. Fakat biz İstanbul'dan uzaklaşamadık açıkçası. O firma sizi arıyor ve geminizi mi kiralıyor? Nasıl evet, oluyor? Evet, evet. Sezonluk. Sezonluk. Bir yıl boyunca anladım. Kiralamak siz istiyor. Siz oraya mesela. Gitmiyorsunuz. Eğer ki kiralarsa gitmek mecburiyetinde kalacağız biz de. Hmm. Çünkü işinizin başında bir şekilde olmak mecburiyetindesiniz. Tabii hem yani, İstanbul hem evet. Gideceğiniz herhangi bir bölge evet, olursa. Neresi olursa olsun mutlaka biz olarak orada olmalıyız. Biz olarak derken yani siz mesela ekip olarak İstanbul'da olmalıyız. Olmayı mı tercih edersiniz böyle bir durumda yoksa ben İstanbul'da Ege'de. Olmayı tercih ederim. Ama oraya da gönderebilirsiniz değil mi? Tabii bir ki gönderebiliriz. Var. Ekip var. Burada güvenemediğiniz ne? Güven meselesi değil aslında. Birazcık nasıl anlatayım? Şimdi biz her organizasyonda organizasyonun başında bulunarak o organizasyonun gidişatına yön veriyoruz aslında. Hı hı. Geri dönüşümler de herhangi bir ufak bir aksilik oldu hemen müdahale ediyoruz. Hı hı. Ama bize sormadan yapılan yapılmaması gereken işler var bazen. Hı hı. İşte orada bulunup ona müdahale etmek zorundasınız. Hı hı. Bu anladım. Sebepten de yine de burada bir güven aslında. Meselesi var ama yani bir ekibi oraya yönlendirdiğiniz zaman onların bu işin üstesinden gelip gelmeyeceğinden çok emin değilsiniz. İlle de orada gelirler, olmak istiyorsunuz. Gelirler. Evet ama biz olmak istiyoruz. Evet. Orada olmak isteriz mutlaka. Bu zamanla sanırım biraz daha profesyonelleşecek sizin düşünceniz diye düşünüyorum. Evet. Öyle olduğu zaman elbette elemanlar haklısınız, çok haklısınız. Kurmuş olduğunuz bir şey var ve onun bozulmasını istemiyorsunuz. Evet. Ve sizin gözetiminizde el ele birlikte kafa kafaya verdiğiniz eşinizle evet. Bundaki başarılar da sizin başarılarınız ama yetiştirebilirsiniz diye düşünüyorum elemanları.
Böyle de bir şey yapıyor tabii, musunuz? Eğitim veriyor musunuz? Eğitim vermiyoruz. Aldığınız kişilere. Olabilir aslında. Hı hı. Şöyle de bir durum var. Ailece çalışıyoruz. Yani ben ve eşim olmasak, eşimin kardeşleri, yeğenlerimiz, onlar da yani hani biz, ben olarak değil de anladım, hani biz derken onlar da işin başında durabilirler mesela. Hı hı. Ama ne olursa olsun bizden biri. Yani tabii, ben olmasam, eşim olmasa bile bizden biri. Tamam. Evet. Diye düşünüyorum. Ben de şöyle düşündüm. Sanki sizin bu tereddütlerinizi, belki bu bir fikir. Sizden biri dahi olsa bir eğitimle bana göre çok iyi olur. Siz evet, kendi prensiplerinizi, uyguladıklarınızı, müşteri donanımınıza nasıl sahip olduğunuza dair bilgilerinizi aktarırsanız onlara, evet, çok haklısınız çünkü aynı şekilde, aynı frekansta düşünülmeyebilir. Doğru. Birlikte çalışırken bazı şeyler göz ardı edilebilir. Öyle bir eğitimle bir aylık, iki aylık istediğiniz kıvama getirdiğinizde belki bu atılımı da yapabilirsiniz, evet, diye düşünüyorum. Olabilir. Çünkü madem bu kadar güzel geri dönüşler var, o zaman tatil beldelerinin de buna hakkı var. Ya da İstanbul'dan kalkıp gelip geminize ben 15 gün biz bir tur yani gidelim 15 gün sonra gelelim. Böyle taleplerde oluyor mu, oluyor, grup? Oluyor, onu, evet. Onu da yapmıyorsunuz değil onu mi? Onu da yapmıyoruz, evet. Ha, evet. Oluyor. Peki. Biraz maliyet bakımından da yüklü geliyor çünkü. Öyle mi? Mazot bakımından, yani bizim verdiğimiz fiyatlar karşı taraf için, çünkü İstanbul'dan kalkıp başka bir yere gitmesi çok masraflı işler. Anladım. Bu sebepten masrafından dolayı da karşı taraf cayabiliyor. Hani orada kalacak olsa, hani bir yıl boyunca orada kalacak, o sezonun içinde orada bulunacak bir iş olsa, hani 15 gün değil de bir, anladım, sene olsa daha uygun. Ama 15 günlüğüne gitmek, tekrar geri gelmek belki bir yıllık kalacağı süreden bile daha maliyetli oluyor bizim için. Çünkü buradan oraya personel gidiyor, personelin orada yaşaması lazım. Ama o diğer türlü bir olduğu yıllık, zaman, bir sezonluk olduğu zaman personel de oradan oluyor. Onun için ayrı bir maliyete katlanmıyorsunuz. Tamam, bir maliyete katlanıyorsunuz ama hani ekstra İstanbul'dan biri gitmemiş oluyor. Oradan biri orada olmuş oluyor ve evi de orada olmuş oluyor. Evet. O zaman bir sıkıntı olmuyor. Peki, şimdi deniz turizminin zorlukları var mı? Deniz turizminin en zor kısmı aslında misafirlerimizi aldığımız yerler. Bizim kendi iskelelerimiz var. Burada problem yok. Ama mesela Avrupa yakasında oturan bir misafirimizi biz Beşiktaş'tan alabiliyoruz. Tabii belirli saatler var ve bu saatler çok yoğun saatler. O saatte oraya yanaşmak çok zor oluyor. Tabii bekletiyorsunuz ister istemez. O bakımdan zorlukları var. Ya da Anadolu yakası olabilir. Mesela Beylerbeyi'nden bir grup alacaksınız. Başka bir gemi yanaşmış durumda o grubu alıyor. Çünkü grubu alırken hani 3-5 kişi değil, 150, 300, 500 kişiler ya alınıyor. Bu yoksa bir 15... botla bir şeyle gidip alınır değil mi? Hemen yani, getirebilir. Onu soracaktım. Tam evet, ki söylediniz. Evet. Evet. Yaklaşık 15-20 dakika sürüyor 200 kişilik bir grubun bir gemiye binmesi. 15-20 dakika sizin diğer grubunuz orada beklemek zorunda kalıyor. Tabii ki sıkıntılar yaşanıyor. Geç gitmeseniz bile geç kalıyorsunuz. Ya. Öyle bir sıkıntı var aslında. Evet. Denizin üzerinde olmanızdan kaynaklı. Biz ama bunları misafirlerimize en başında anlatıyoruz. Güzel. En başında anlattığımız için çok büyük problemler yaşamıyoruz ama ilk zamanlarımızda yaşıyorduk. Kaç senedir bu sektördesiniz? 20 sene. Maşallah. Aman Tanrım, ne kadar güzel. Evet, evet, başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. 20 yıl güzel geri dönüşler almışsınız, evet, ve öyle olacağına da inanıyorum. İnşallah bakalım bir gün belki büyütür. Bir gemiyi de güneye yollarsınız. İnşallah. Bu sezonda onlar orada kalırlar. Sizinle burada aşkı ve masalı burada sürdürüp bir de rüya belki koyarsınız. Onu kim bilir, böyle bir şey de olabilirse. Olabilir. Tabii daha, evet, da büyümek her zaman güzel. Evet. Bir marka, evet, olmak. Kesinlikle. Zaten öylesiniz. Ama bunu tüm ülkeye duyurmak, değil mi? Ve tabii ne kadar güzel şey. Yani, evet, olduğuna yetinmek de tamam ama artık hayatı görüyorsunuz. Çocuklar var, onlara kalacak miraslar var. Evet. Onun için bence çok gençsiniz daha. Çok güzel şeyler olur diyorum efendim. Olur inşallah. İnşallah deniz üzerinde kaç fersah fersah yolculuklar, size de başarılar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili seyircilerim, evet, deniz, güneş,
ve dinlenme ve tatil artık İstanbul'da da zaten yıllardır, 20 yıldır da var. Bugün biz size tekrar tanıttık, hatta ilk defa tanıttık, daha önce hiç reklam yapmamışlar. Sevgili Gülşah Şahin, çok da tatlı bir hanımefendi. Onun hoş geldiniz ve size güzel anlar yaşatacağız demesi ne kadar hoş değil mi? Böyle sıcacık bir karşılamayla bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.